Ya da işte bardakçılar gibi diğer tarafa kayarsın. Hani bir aristokrasi olacak. Yönetecek ülkeyi. Mesela Celal Şengör de aslında aynı kafadadır. Tam olarak onu söyledi zaten ama bunu aynı sesli bir sadece, söylediği için sadece bu kadar çok Müslüman Değil. Tek, bak tek farkları bu. Sadece Celal Müslüman değil. <laughs> de öyle, için şey yapmaya çalışıyoruz. Herkes vardı işin içerisinde falan. Mesela Güneydoğu doğudaki bir birliğe Ruslar yukarıdan gelirken Çanakkale'yi sürmek hangi akla mantıktır? Sence mantıklı mı bu? <laughs> Neyse ak geçtik. Sizin de sohbetinizi böldüm. Estağfurullah abi ne demek? Her zaman. <laughs> Mısıroğlu Çanakkale'ye yenilgi derdi. Ya. Off. Abi ona kaldıktan <laughs> abi, sonra abi adam keşke de, galip gelseydi diyor ya. Bizde bir Çanakkale fantezisi var abi. Ya o şehir neydi bu işte üzüm hoşafı içiliyor yok işte savaş çok zorluklarla kazanılıyor yok bilmem. O menü tamamen atlı. yanlış biliyorsunuz değil mi? Ya her şey yanlış Hı. abi imparatorluk çökmek üzere payitaht o kadar yakın yerde niye ikmal sorunmuşsunuz sanmış mısınız? Aynen olsun? öyle. Aynen kası. öyle. Evet. Ki belki de Osmanlı'nın en çok e, modernize edilmiş cephesi arkadaşlar. Abdülhamit zamanında bakın tabiyeler yenileniyor hemen akabinde savaş çıkıyor. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi 1908. 1909 o hadi nereden geliyor biliyorsun değil mi? İngilizler bir kere geçiyor Çanakkale'de. 1800'lerde. Evet. Moltke Moltke Mesela Şahit anlatıyor. Bir kere Çanakkale travması var aslında. Zaten Ondan oradan geliyorlar. Oradan geliyor. anlaşması yüzünden işte Rusların geldiği zaman değil mi? Evet. o zaman geliyor? Biz de karşı koyamayacağımız için Rusları çağırıyoruz. Tabi Kırım Savaşı'nda da mesela. Ruslar da geliyor demirliyor. Yani. Moltke mesela bunu yazar. Bu diyor travma oldu diyor oryantallerde. Yani Türkleri oryantaller diyor şeyinde. Hatıratlarında. Ondan sonra buraya şey geliştiriyor. Buraya nasıl bir savunma yaparız falan diye. Ya orada şey de yok. Mucize de yok yani. Mesela bu Mısır Ulu Tayfası'nın şeyi vardır. Abdülhamit'i bir tarihi kişilikten alıp bir dini kişiliğe verme şeyi vardır. Çıkarma. Kalp gözü açıktır diyor mesela adam. Atatürk gelmiş görmüş onu anladım. Aa sen mi geldin? İmparatorluk yıkılıyor falan. Kalp göz açık dediğin zaman artık tarihin bittiği, bilimsel metodolojinin bittiği noktadır orası. Ulu Hakan. Artık tar tartışacak bir şey yoktur yani. Tarih veri tarça adam diyor kalp gözü açık yani. Demek Şeyi geldin buyuruyor. ha. Hoş Ka geldin. Kayıttan haber alıyor. O yüzden mesela diyor ki o tabloları oraya koymasını sebebi işte biliyordu Çanakkale Savaşı olacağını. Peki bilimsel olarak baktığında adamın onu yaptırmayı için gayet mantıklı bir sebebi var Abdülhamit'in. Abi. Daha önce burada şey yaşan bir travma yaşanmış. Çanakkale'nin bir çizgi dizisi var biliyorsun. Paşa gece rüyasında bak diyor mayınları şu şekilde döşeyeceksin. Cemal Paşa sonra gece rüyasında bunları görüyor. Ee, hemen böyle bir şeye başlıyorlar. Hadi tabyaları döşeyelim mayınları şu şekilde koyacağız. Neden? Rüyamda gördüm. Abi ne hayırlı rüyalar görüyorlarmış ya adamlar. Ya bu efsunlamaktır milleti yani bunun amacı budur. Ya zaten böyle bir şey de yoktur yani. <laughs> o zaman oturalım hiç şey yapmayalım. Savunma sanayimizi de geliştirmeyelim. Dua <laughs> edelim oturup. İstihareye yatalım. Bu milleti <laughs> Bu milleti efsunlamaktır. Ev efsunlamaktır yani. Yok savaşmanıza gerek yok, bir şey yapmanıza gerek yok. Gökten iner zaten. Budur yani. Efe Aydal'ın bir tane videosu var ya abi. Çok doğru aslında. Hani her şey aslında Kur'an'da geçiyordu. Yeter ki çıksın. Hani adam bakıyor mesela. Bak bu Kur'an'da geçiyordu. Ama işte icat yapıldıktan sonra bakıyor öyle. Ha işte bak bu Kur'an'da 1400 sene önce geçiyordu. Ya o daha çok sembolizm şey. Kreasyonistler onu çok yapıyor. Evet. In İncil şifreleri falan onlarda da var Bir ara bu şey var. Daha çok daha çok böyle sufizm, sufizmle alakalı bir şey. A Arapça yani, bilmeyen buyuruyor. bir şeyimiz vardı. Şifre çözen adamımız. Ömer Çelakıl. Diyorsun, Ömer, Ömer Çelakıl. <gülüyor> <gülüyor> Kral bir ara bir, bir olayı falan var. Kaybolan yapıyordu. İngiliz askerleri. Var o olay gerçekten ama yarısı mitolojik. hani Kaybolmadılar büyük bir ihtimalle. Biraz efsanevi bir anlatımlar da var. İngiliz tarafı içinde. Onun için ciddi bir travma. İngilizler ilk başta şey yapıyorlar. Oradaki Almanlarda da var bu biraz üstüne konmak, biraz yalan konuşmak çok yaygın. Mesela Kadir Mısıroğlu çok İngilizce çok kaynak alır orada. Kaçıyor İngilizler. Ama mesela kaçmadık diyor. Biz diyor geri çekildik falan. Yeniliyorlar mesela. Biz diyor geri çekildik. Stratejik hata yapıldı. ihanet uğradı falan. Öyle hatırat yazıyor mesela orada savaşan komutanlar. Mısıroğlu mesela onu kaynak alıyor. Çanakkale'de diyor siz kim yendiniz? Kaynakta budur diyor. Kaçmışlar falan diyor böyle. Yani metodolojinin amına koyuyor adam anladın mı? metodolojinin amına koyuyor adam. Tarsit hiçbir şey yok. O TL'lerin hiçbiri yok. Aha senin soruna şöyle cevap verelim. Atatürk sağ, ilk, ilk Çanakkale'ye 1914'te gitmiyor aslında. 1913'te Balkan Savaşı'nın sonlarında gidiyor. Bulgarlar işgal edeceği zaman. O dönem bölgeyi çok iyi tahlil ediyor. Evet. Ya zaten bölgeyi değilmiş, biliyor. Değilmiş değilmiş değilmiş. Yani savaşılmamış orada başarı maşarı yokmuş. Türk askerlerini anladın mı? İngilizler gitmişler zaten. <laughs> Ya ne ciddi alıyorsun ama ne ciddi alıyorsun? Hayır ben de soruya baktım chatte yukarı çıkıp. Şey, adamın kaynaklarının %99'u şey bilmem kimin torunu benle konuştu bana özelden söyledi ama hayatta değil. Üçüncü bir kaynak yok ha. Yani bir şahit bile yok ortada. Sözel bana söyledi. Hep, herkes de, de nasıl bir tesadüfse herkes de, de buluşuyor bir şekilde. Herkes de ona söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> herkes de ona anlatıyor. Türk tarih kurumu başındaki elemanı söylüyor. 10 sene önce olmuş onun anlattığı tarihte falan. Hep tesadüf yani. Hiç ama şey yok. Bir görüntü, bir fotoğraf, bir video, bir belge hiçbir şey yok. Hep ona söylediler. Bilseydim diyor kaynak tutardım ne bileyim falan diyor bir tane şeyin videosunda hatta. Neyse ben onun şeyini yap videonu yaptı videosu yaptı zaman anlatacağım. Nerede nereye bağlıyor ne yapmaya çalışıyor. Erlik ya. şeye ne diyorsun Murat Bardakçı'nın bu son çıkışına? Biz kaç gündür onu konuşuyoruz Saçmalık de. ya. Saçmalık. Neydi bir daha çıkışı unuttum amına koyayım. Ha, Hama, Hamas ha şey. Evet Hamas Kuvayi Milliye'dir falan Hı. diyor. Eğer siz e, Hamas'a terör örgütü derseniz Kuvayi Milliye'yi de tehlikeye atmış olursunuz. Çünkü aynı şeydir falan diyor. Bizim imkanımız olsa biz de Yunanlılar aynısını yaparmışız zırva yani saçmalamış. Aynen öyle. Orada şey var. E, mesela resmi görevli olan kişilere ben bu kadar bir şey demiyorum. Çünkü siyaset müşteridir. Yani siyaset, devlet yönetimi bir şey söylediği zaman onlar görevli oldukları zaman aksini söylemezler. Birçok kişi benim de tanıdığım işte aktif görevde olan. Hamas'a terör örgütü falan demez. Kötü bir şey de söylemez. Çünkü mevcut devlet durumu odur. Yani anladın mı? E, bardakçı da o kafada ilerliyor. Ama bunun propagandasını yapmaya çalışması, anlatmaya çalışması bir de üstün üstlük bunu yaparken Kuvayi Milliye böyle bir iftira atması çok çirkin. Çok çirkin ki dedesinin kim olduğunu biliyorsun ya Mustafa Bilmiyorum. Kemal Ankara'da karşılayan adamın torunu bunu söylüyor. ya bardakçı ne böyle şey var? Bazen biraz işte Çıkıyor. ters bir şey söyleyeyim diye, bazen aykırı durayım diye tam olarak öyle değildir hayır orada evet. hayır evet. Evet, değil orada tamam, öyle şimdi orada gittikleri zaman falan hep, böyle, hep bu, bu şeydedir bu kafadadır biraz bir aykırı durayım Celal'de de vardı ama bir aykırı bir şey söyleyeyim ya bir kere de aykırı bir şey söyleme aman Ya. Yani ne oldu söyledin? Ben okuyayım, okuyayım. Şekilde değil. Hayır öyle sık olmaz. Yani şeyi mi kastediyor? Asimetrik güçler vardı Kuvay bile. Hani kontrolsüz falan. Bunu mu kastediyor? Yani, bunu bu bunu dersin hemen. mesela değil mi? Gerilla bu tarzı savaşlama falan vardı ama yani, sivilleri öldürüyor. Ne var? Bizimkiler de öldürdü demek. Yani, Kafa yemiştik. Başka bir şey değil. Öldürdü değil mi? İmkanı olsa öldürürdü diyor Türk askeri için. Tamam işte yani imkan olsa öyle bir şey yok abi. Çünkü imkanı çok çok derecede oldu. Çok sefer oldu Ya abi, bu şeye gidiyor işte. Bu İzmir Yandı'nın falan da gidiyor. Ya. Osmanlı bölgeyi kaç sene yönetti? şeye gidiyor bu Emre e, İzmir yangını şeyini biliyorsun. Hı hı. Bizim şeyle de Utku'yla da o Yunanca hakim bu arada. olduğu zaman onun güzel belgesini yapacağız da. Hı hı. İzmir yangını olayı var meşhur. hani uluslararası olarak da gündem olur bu. Kim yaktı İzmir'i? Yani Murat Bardakçı dedi oraya gidiyor. Türkler yaktı Yok zırva yani. Bir şeydi. Ermeniler yaktı. Şey, nerede yaktıklarını bile biliyoruz. Nereden çıktığını bile biliyoruz. Konsolosluktan telgrafını bile mesela. konuşacak konuşulacak konu değil. O, olur hayır. hayır. O tam olarak öyle değil hocam ne şimdi bir müzik yapacağım size Ama bir şey söyleyeyim mi John'da gerçekten şimdi bir kehanet o. içgüdüsü var Şimdi sonra bir müzik yapacağım Bu bir dinleyin Öyle <laughs> Geçtiğimiz günlerde John bunu öngördü Ya arabada gidiyoruz John'a tamam mı bak dedi Murat Bardakçı yakın zamanda benzer bir çıkış yapacak göreceksin dedi tamam mı ya bırak hadi falan yaptım ben yani. tahmin etmiyorsun ki. Erhan demiştir onu. Erhan muhtemel demiştir. Muhtemel. Ben de ben de benzerini düşündüm çünkü Erhan Afyoncu Celal Çengör'e bayrak çekince bunların duruşu da malum bardakçı da yapacaktır diye düşündüm. Erhan Afyoncu'nun da bayrak açması çok saçmaydı. E, Celal Hoca'nın sözünü alarak şey yaptı ama aynı sınıf İlber Ortaylı da orada söyledi. Madem şey tarihçi değil. Yo, e, tarihçi bardakçı olan şeydi, şeydi. Bardakçı ona İlber, da girdi bu arada. İlber Hoca'ya da Ya bak onların anlayışı şu. Bardakçı Türkiye, yapar. Bak bu insanların anlayışını size anlatayım. Öğrenin bunu. Sonra gidip işte Fulton izliyorsunuz, Sikik sok fikirler ediniyorsunuz. Bunların anlayışı şu. Tam olarak AKP'li değillerdir. Ama devlet yönetiminin yeniden emperyal bir boyuta geçtiğine inanırlar. Ulus devletinden çıkıp daha böyle imparatorluk özellikleriyle, imparatorluk değil ama emperyal özellikleri. Ne bileyim, e etki seferlerinin genişlediği işte Balkanlarda daha etkili oldu. Afrika'da daha etkili olan bir Türkiye'yi bunlar arzular sever hatta överler. Bu, bu ekipler. Bunun ideolojik sebepleri var. Bunun şahsi bazı sebepleri var ama överler. Böyle olmasını isterler. O yüzden de e, bazen görmek istediklerini görürler. Yani Afrika'da Türkiye çok etkindir değil mi? Yani bunu ben de birkaç evet. kere anlattım hatta. İnsanlar bana evet. inanmadı. Ta anlattım. Sonra da hatta bir tanesi de abi ne dedim. Etkinler bir bok değil. Yani hiçbir etkisi yok bize <laughs> Bize bir artısı yok çünkü 3-5 tane şirkete gidiyor. Yani kriptokratik bir ortam olduktan sonra sen bölgesel güç olsan ne olmasan ne? Anladın mı? Bu refah halka yansımadığı sürece. Oradan inşaat işi yapıyorsun da belli bir zümreye gidiyor. Anladın mı? Bunların mantığı budur. Yani Murat Bardakçı'nda Erhan Afyoncu'da böyle bir mantığı vardır. Ne Osmanlıcık değil bu yanlış anlamayın. Öz ne Osmanlıcılık. Yani ne Osmanlıcılık dediğim bu da otoban Arapçılıktır. Bunların öyle değil. Bunların ki daha nasıl desek <laughs> daha Türk usulü nasıl desek ya ulus devlet anlayışından çıkıp da işte kabuğundan çıkacak Türkiye ve daha bölgesel bir güç olacak. İmparatorluk varisi imparatorluğun şeyini alacak. Varisi varisi yine devralacak ama nasıl olacak? Nasıl İngiltere gibi bak şu an çok güzel örnek. İngiltere gibi. Hı hı. İngiltere biliyorsun aktif şey hala sürüyor. Şirketleri hala sürüyor. Bağları hala sürüyor. Evet. Monarşi hala var. Aktif olmasa da. Yani aktif siyasetin ön vermesi demokrasi de var. Monarşi de var. Onların şeyi böyle ideali öyle. Öyle bir şey isterler. Öyle bir yapı isterler. O yüzden Tabii onu gördükleri ki. için şu an AKP yönetiminde. Özellikle Erdoğan yönetiminden. AKP'nin belki kendisini sevmez, övmezler ama Erdoğan kişisini severler mesela. Geçtiğimiz günlerde işte Bardakçı'nın yeni bir çıkışı olmuştu. Ee, Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir tane resepsiyona tam bir imparatorluk şöleniydi dedi. Heh. De, değil mi, tam işte? bir imparatorluk. Yani ben şaşırdım ona biliyor musun o zaman? Şaşırdım çünkü ondan böyle bir çıkış beklemiyordum. Ya biliyorsun onun şey, aile üyeleriyle de arası bayağı iyi. Erdoğan'la da, bunlar... da gelsinler demokrasiyi sevmezler. Bizim yaptığımız eleştiri yaparlar bu arada. Hani işte demokrasi çoğulculuk falan işte bunların eksikliklerini vurgularız ya. İki, iki yol vardır bu noktada. Hatta üç yol aslında da. İki yol diyelim biz ona. Birincisi bu ulusal ulusalcı tayfadaki hani bağışçılığa kadar kayan bir şey var ya zümre var ya. Hı, hı Hani devlet yukarıdan işte şey yapacak şöyle yapacak böyle. Ya bu tarafa kayarsın ya da işte bardakçılar gibi diğer tarafa kayarsın. Hani bir aristokrasi olacak yönetecek ülkeyi. Mesela Celal Şengör de aslında aynı kafadadır. Tam olarak onu söyledi zaten ama bunu aynı sesli kafadadır, bir şekilde söylediği sadece, için sadece bu kadar Celal çok Müslüman bombalandı. Değil. Tek, bak tek farklı da sadece Celal Müslüman değildir. Celal Müslüman olsa çok iyi bir şekilde anlaşırlar bardakçı bir şükür ağasıyla birlikte. Hemen geliyorum abi yayın sizde. Abi ben Celal Hoca'nın böyle Avrupa'daki aristokrasiye çok özendiğini falan düşünüyorum. Çok öven evet. şeyleri falan var. Özen bir olması gerektiği oluyor zaten. Özense yani iyi değil mi falandır. O o diyor ki öyle olması gerekir diyor. Anladın mı? Emperyalist ne Osmanlıcılar? Diyebilir miyiz bardakçılar için? Murat bardakçı için. Abi şey hanım diye... geldi kusura bakmayın anahtarı yoktu açmak zorunda kaldım. <laughs> gittik geldik işte biz Alman bir eski bir aristokrat ailenin yanına gittik işte onlar ailesine şöyle yapmışlar böyle yapmışlar diye programlarda anlatıyor Celal Hoca. Geçen şey ne bu ee, Celal Hoca'ya düzenli olarak linç kampanyası dönüyor zaten şeyde Twitter'da. Geçen de bir söyleşi kitabından şey kısmını kesmişler. İşte Atatürk'te Arnavutlu gibi bir söylemini. Hı. Şu an Ali Kabir'in söylediğini düşününce daha mantıklı geliyor neden öyle söylediği mesela. Biz geçen işte Emre'yle onu da konuştuk. Onu bu arada paylaşmıştım ben. Atatürk'ün Arnavut kökeni yok arkadaşlar. Makedon'a kadar gider. Bakın Makedonya'da bile yaşayan akrabalarının nerede yaşadığı belli. Ama Arnavutlu Hı -hı. Celal Şengör nereden yazı ben bilmiyorum açıkçası. Bu konuda belki de en kapsamlı açıklamayı hatta çalışmayı doçent doktor Ali Güler yaptı. Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan. Yani en iyi araştırmayı belki de o yaptı onun yayınladıklarını ben sonra tekrardan göz gezdirdim. Hani acaba var benim mi gözümden kaçtı diye yine bir şeye rastlamadım. Ya Celal Çengör acaba orada duygusal bir bağla mı yaklaştı konuya? Ona pek anlamış değilim. Mikro milliyetçilik. Mikro milliyetçilik Yok kendisinin yanlış. de ben ailesi Arnavutluk'la bağlantısı varken kendi ailesinin de. Acaba orada bir şey mi yaptı dedim hani içten içe. İşte, Bağlantı Mikro mı kurmak istedi? 2 işte. İki dakika kalktım erliki kovdunuz mu? Yo. Ha tamam. Buradaymış. Neo-Osmanlıcılık diyorsunuz ya sürekli arkadaşlar. Neo-Osmanlıcılık belki de şu anda nerede faal biliyor musunuz? Şaşıracaksınız belki. Balkanlar. Balkanlar. Onun da eski etkisi sadece boşnaklara değil mi? Ya da işte Müslümanlara. Bence olsun. değil. Hayır hayır hayır. Bence Balkanlar değil. tamamen Türkiye'nin kontrolü altındadır. Hatta abi hatta bunun bir üst seviyesi artık uydu devletidir yani. Bir üst seviye uydu devleti olur. Abi peki şey ne diyorsun yeraltı yapılanmasının Balkanlardaki durumuna? Sedat Peker tayfası falan mesela. Ya Sedat Peker tayfası da yeraltı yeraltı değil bayağı gösteri gösteri örgütlenmişti orada ve yeni değil bu arada. Hani bu Balkan o, o Boşnak Savaşı'ndan sonra belki etki daha da artmaya başladı. Çünkü orada bir kırılma da oldu ya Balkanlarda. Hı hı. Yani evet Avrupa ideali bize uymuyor. Birbirlerine girdi bunlar tekrardan. E varmadılar ama e, Oradaki şöyle bir şey var. Devletin bazı kabul ettiği gri şey alanları vardır. Suç örgütlerinin bulunabilecekleri alanlar var. Tamamen yok etmez. Çünkü tamamen yok edersen nereye gideceğini kestiremezsin ama gri bir alana tutarsan hangi alanda hareket ettiklerini gözlemleyebilirsin. Bu bayağı Kontrolü bir devlet güç. teorisidir yani. Kontrollü güç. Diyorsun. Şey şey ya bu bayağı şeyde mesela içindir, Darknet'te işindir biliyorsun. Bruce, Rachel öldükten sonra oturuyor Penthouse'ta. Alfred geliyor yanına. Bu kadar ileri gideceklerini tahmin etmemiştim falan diyor ya Joker izlerken. Arfette geliyor ki aslında bu siz de üzerine gittiniz. Siz üzerine gidince ne yapacaklarını ne yapacaklarını kestiremediler ve tam olarak ne olduğunu bilmedikleri bir adam peşinden gittiler. Joker'in bu durumda işte terörizmin yani. Anladınız mı? O bayağı bir devlet teorisi romantik. Yani güvenlik güvenlikle alakalıdır. Velhasıl işte Avrupa'da buna müsaade eder bu arada. Bütün dünyada müsaade ederler bu tarz örgütlere. Bir yere kadar. Peker'i ilk oraya Bulgaristan'a gönderiyorlar. 90'larda başlıyor. Yani bu yeni bir şey değil. O kadar geç mi Peker'in hikayesi Balkanlar'da? Tabii 90'larda işte. Peki hapse girip çıktığı dönemde nasıl ilerliyor orada işler? 93 ha, şeydeyken mi? Ee, Türkiye'deyken mi? Evet. O zaten yapılanmayı kurmuş oluyor bir. iki. Peki hapishanedeyken senin şu anda evinde yaşadığından daha kaliteli bir şekilde yaşıyor. Hmm. Onu sana söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> peker hapisteyken senden daha iyi bir Kokoreç makinesi falan da var orada. Ya ben erlik... hatta sordum ona. Dedim bu o hikaye gerçek mi kokoreç makinesi? Anlattı evet dedi. Gerçek getirdik işte kokoreç yapabiliyorduk diye. Eylülük ben sana özel olarak bir şey sormak istiyorum bu arada. Bu yakın zamanda TikTok'ta falan editlerle gündeme gelen bir adam var. Asıl, köken, neco. asıl kökeninde Almanya diyorlar. Evet. Necjo bizim Neco ya. O, o kadar neco yani. Neco geçen. Geçen paylaşımda bilirler bizim orada. Ya. Neco Almanya'da. Şurdur. Tanırız yani yıllardır bilir Neco Health Angels, Black Jack's falan bilinir yani. Neco. ama Türkiye'de bu bu derece şey olduğu şey olduğuna şaşırdım ben. Böyle bayağı yeni Sedat Peker gibi. Evet. Bunun şey yapmayı yanlış anlamayın da öyle bir sosyal medya öyle işte. Ki yayılma alanının TikTok olması bende ayrı bir şaşkınlık yarattı. Niye? Ya, mafya TikTok'ta yayılıyor abi. Sence normal hı, hı, hı. mi? Hayır şaşırmadım de manası. Niye şaşırdın diyorsun sen? Ona şaşırdım işte bak. Böyle bir adam var. Biz Türkiye'de bunu bilmiyor. Açıkçası söyleyeyim. Kendi açımdan söylüyorum. Ben böyle bir adamın varlığından bir haberim. İnternette sen niye bileceksin ki oğlum Hells Angels falan Türkiye'de bilinen şey değildir o. Ya o işte ben de onu dedi. söylüyorum ya bak. Daha geleneksel, bilinmiyor. daha geleneksel suç örgütüdür. Bilinmiyor bak Almanya'da bir Türk bu tür eylemlerde bulunuyor. Bilinmiyor fakat TikTok'ta İmparator adam Hells Angels'ın Angels başındaydı adam yani. Almanlar yani. olarak bir biz bilirdik yani Nejo'yu. Nejo bayağı efsane olarak anlatılır bilinirdi. Hatta bak chat'te de onun... yazıyorlar İmparator diye. <laughs> onu hatta bir yakışıklı olduğu için daha şu anki hali biraz daha yaşlanmış olabilir falan ama o dönemlerde 15 sene önce falan yakışıklı olmasına falan ve karizmatik olmasından dolayı bayağı şeylerde de e, medyada da konuşulurdu Almanya'da. Ve yani Amerikan gangsterlarıyla falan kıyaslarlardı onu. Bilirdik yani Türkler olarak dedik Neco'yu. Bana ne olduysa işte şey oldu. Türkiye, Almanya'dan bir bayağı büyük bir davası oldu onun. Onu şeye mi yaptılar gönderden mi kendi mi çıktı onu tam bilmiyorum. Bak da Schoening yazmış aşağı Berko. Schoening falan diye şey yaparlardı bunu. Güzel karizmatik olarak neyse sonradan popüler oldu işte Türkiye'de. Ama pek şaşırmadım yani. Şey bir prezenti kuvvetli birincisi. İkincisi de Türkiye'de severler bu tarz insanları. Üçüncüsü de abi Health Angels Avrupa'da bu kadar güçlüsen Türkiye'de boş duracak halin yok senin. E, tabii. Elbette bir faaliyette bulunacaksın. Ama çok geç geldi ülkeye. Çok geç geldi. Yok. Diyorsun bak Geç gelmesinin bir mı? önemi yok. Health Angels zaten Türkiye'de de faal. Hı İkincisi de hı hı. bağlantım var zaten. Yani, Türk Türkiye'deki yeraltı örgütleriyle vesairede. Sadece Türkiye'nin kültürünü ya yani buranın kültürünü pek e, bildip bilip Uygulayabileceğini ben sanmıyorum Lejon'un. Almancıdır yani. Tam dümdüz Almancıdır. Ben adamın motor çetesi zannediyordum ya. Öyle değil mi zaten? Motor çetesi zaten. Evet, evet, evet motor öyle değil mi çetesi? çetesi? Yok hayır yani sırf sadece vasfı bu zannediyordum. Yani motor onun dışında başka Alex bir şey bilmiyorum. bilmiyordum. Git bir araştır. Ben sonradan baktım adamın bayağı faaliyeti var bu arada. Münih'te dernekleri var mı abi gideyim ya. Asmahan diye gelsin her Türkiye. Berko şeyden dolayı ya Türkiye bayağı işte 2015-16'dan sonra Putinizm ekolünü benimsediği için bu tarz yapılanmalara kol, kol kanat açmaya başladı. Millet de oraya gitmeye başladı. Ne gideceğim başka? Lübnan'da da şeyler gibi Arafat, Marafat onlar oraya gidiyor biliyorsun. Yani Lübnan'a kaçıyor. Madem evvelinden beri bir yanı sandır neyle. Ben o şarkıyı da bu adamla öğrendim biliyor musun? Allah belanı versin. <laughs> vallahi diyorum bilmiyordum. Hiçbir şey dinlemedin lan. E, dinlemedim abi vallahi dinlemedim ya. Sen çok boomer bir adamsın. Abi bak ben gerçekten öyleyim. Kim? Ben ben. Bana söyle. Abi bak sana şu kadar söyleyeyim Erlik. Ben e, Twitch'e girene kadar oyun oynamayan bir insandım. Ben de oynayamadım. Ahmet Aslan biliniyor oğlum. Çünkü <laughs> Ümrük'ü dinliyorsan Ahmet Aslan baya çok. Ben Eşkıya'dan önce bile dinliyordum Ahmet Aslan'ı. Ben Eşkıya'yla bildim. Bu şarkısını da Neco'yla öğrendim. Hmm. O kadar diyeyim sana. aslında Hatta... Aslan değil, Fatih Terim'i de oydu aslında oradan patladı. ben Necati Arabacı'dan gördüm tamamen bunları. Fatih Terim olması bu arada daha mantıklı. İmparator deyince. Aslında şey Eşkıya'ydı tabii. Bilmiyorum. Ya İmparator şey Ganyoçu'nun. Kolpaçino'daki şey repliği. Erkan Petaka'ya gelince İmparator diyor arkasından. Onu kesip şeye bağlamışlar. Sen İişkiyi gelmeden önce Kalinacı. sen gelmeden önce biz Kolpaçino Ödürdüm burada fragmanını izledik. Ne diyorsun abi? Çok kötü. Çok büyük bir rezil geliyor. Hazır olun. Ya. <laughs>